Sevgili öğrenciler merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem konu tekrar soru çözümüne yer verdim. Sevgili öğrenci arkadaşlar, sizler videoyu izlemeden önce videonun açıklamalar kısmına eklediğim linkten bu soruları indiriyorsunuz. Önce çözüyorsunuz, daha sonra videoyu hep beraber izliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. 1. soru, aşağıdakilerin hangisinde kara sözcüğünün cümle içinde kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış gösterilmiştir diyor. Kara sözcüğü sesteş kelimedir. 1. anlamı toprak parçası, yani yeryüzünün denizlerle örtülü olmayan bölümü. 2. anlamı arkadaşlar beyaz karşıtı, yani bir renk anlamında kullanılıyor. Adana tayfalar kara göründü diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Şimdi tayfa dediği gemide çalışanlar. Kara kelimesi burada toprak parçası anlamında kullanılmış. Denizden neyi görmüşler çalışanlar? Toprak parçasını, yani karayı görmüşler. Kelimeleri yer değiştirebilirsiniz. Toprak parçası göründü diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Tabii ki tayfalar, çalışanlar toprak parçası göründü diye bir cümle kurmuyorlar. Kara kelimesiyle anlatmak istediği toprak parçası. Bu anlamda kelimelerin yerlerini değiştirin. Anlam bozulmuyorsa arkadaşlar, iki kelime aynı anlamda kullanılmış demektir. Adana doğru oluyor. B. Görsel sanatlar dersinde kara kalem çalışması yaptık. Kara kalem derken arkadaşlar kastettiği siyah renk. Peki o zaman B de doğru oluyor sevgili öğrenciler. C. Gece boyunca çalışmaktan ayaklarıma kara sular indi. Şimdi burada kara kelimesi yorgunluk anlamında mı kullanılmış? Sevgili öğrenciler, burada bir deyim var. Deyim ayaklarına kara sular inmek. Deyimler kalıptır, unutmuyoruz. Deyimler mecaz anlamlı kelimelerden oluşur sevgili öğrenciler. Ayaklarına kara sular inmek deyiminin anlamı nedir? Çok yorulmak. Güçsüz kalmak, dermansız kalmak anlamlarına gelir. Yani şu deyimi oluşturan kelimelerin hepsi teker teker mecaz anlamda kullanılmış. Tabii ki bir bütünlük içerisinde mecaz anlamda kullanılmış. Yoksa kara kelimesi sadece yorgunluk ifade etmiyor. Burada deyimin anlamı yorgunluk ifade ediyor arkadaşlar. Deyimi açıklamış yay ayraç içerisinde. O zaman yanlışlık C seçeneğinde yapılmış. Hemen D'ye gelelim. Gün gelecek, bu kara günlerde bitecek. Kara gün dediği arkadaşlar kötü gün, doğru. Sıkıntılı gün, uğursuz gün, mecaz anlamda kullanılmış. Cevap Ceyhan. 2. soru, aşağıdaki fiillerin hangisinde bildirme kipi vardır? Bildirme kipinin diğer ismi haber kipidir. Haber kiplerinde zaman anlamı vardır ve haber kipleri 5 tane. Hemen bakalım. Adana okusak. Fiilimiz okumak. Okumak fiiline s-sa koşulu 2 gelmiş. Daha sonra 2'yi birinci çoğul kişi ekini almış. Arkadaşlar koşul eki var burada. Yani koşul kipi var. Koşul kipi dilek grubuna giriyor. Haber, yani bildirme grubuna girmez. A seçeneği olmaz. B seçeneği katılmalısın. Fiilimiz katılmak arkadaşlar. Katılmak fiiline melimalı gereklilik kipi gelmiş. Sın da arkadaşlar ikinci tekil şahıs eki, melimalı gereklilik kipi dilek grubuna giriyor. B seçeneği de olmaz. Yani okusak ve katılmalısın fiillerinde zaman anlamı yok arkadaşlar. Unutmuyoruz. C izleyelim. Fiilimiz izlemek arkadaşlar. İzlemek fiiline E istek kipi gelmiş. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Birinci çoğul şahıs eki oluyor. Biz izleyelim. Bakın bu izleyelim çekimli fiilinde de yine ne anlamı yok? Zaman anlamı yok. Yani bildirme anlamı yok. C'de cevap olamıyor. İstek gibi dilek grubuna giriyor. Unutmayalım. D görülmüş. Fiilimiz görülmek arkadaşlar. Görülmek fiiline müş, duyulan geçmiş zaman eki geldi. Yani zaman anlamı var bu fiilde. Cevap ne oluyor arkadaşlar? Denizde oluyor. Zaman anlamlı fiillere biz bildirme veya haber kipi diyoruz, unutmayalım. 3. soru, bu dörtlükte şairin asıl anlatmak istediği hangisidir diyor. Yani şairin bize vermek istediği mesaj nedir? Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan alınmış sevgili öğrenciler. 4 dize var. Kulak ver sözüme, beni dinle diyor. Peki dinle arkadaş demiş zaten. Uyma lak lak edip gülüşenlere, boş boş konuşanlara uyma diyor. Peki onlardan uzak dur diyor. Meşgul eder seni bu tarz insanlar, işinden ne yapar? Seni alıkoyar demek istiyor. Sen de tembel insanlar arasına karışmış olursun diyor. Tembellerin arasında yerini almış olursun demek istiyor Aşık Veysel Şatıroğlu. A. Toplum içinde gülmek yanlış bir davranıştır. Veysel toplum içinde gülmeyin diye yukarıda bir ne yapmış? Mesaj vermemiş bize, unutmuyoruz. B. Başarılı olmanın yolu az konuşmaktan geçer. Burada da başarıdan söz etti. Yukarıda başarıdan söz etmiyor. C. Zamanı boş konuşmalarla harcamak kişiye zarar verir. Evet. Yani şiirin özeti bu arkadaşlar. Boş konuşmalarla ne yaparsan, zamanını harcarsan tabii ki sen zarar görmüş olursun. Tembeller arasına karışırsın, perişan olursun demek istiyormuş Aşık Veysel. Meşgul insanlar demiş D'de. Tembel insanlardan daha az konuşurlar.
Böyle bir karşılaştırma yapılmamış yukarıda. Cevap Ceyhan. Dördüncü soru, bu parçadan masallarla ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Değerli öğrenciler, olumsuz soru kökü var burada, dikkat edin. 3 tanesi çıkarılır, 1 tanesi çıkarılamaz. Mas fiilleri olumsuz yapar. Olağanüstü olayların anlatıldığı, olağanüstü kelimesi birleşik yazılır. Çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığı, anlatılan olayların serüven dolu olduğu, gerçek hayatta olmayan varlıklara yer verildiği. Hemen okuyalım metnimizi. En güzel maceralar masallarda saklı dersem abartmış olmam. Bakınız, masallarda bol bol macera varmış. Macera kelimesinin eş anlamlısı serüvendir arkadaşlar. C seçeneğini okuyalım. Anlatılan olayların serüven dolu olduğu, ilk cümleden bunu ne yaptık? Çıkarmış olduk. Demek ki arkadaşlar masallarda maceralar varmış. Hemen devam ediyoruz. Masallar olmasa omuzlarında gök kubbeyi, yani göğü taşıyan veya dokunduğu her şeyi altına çevirebilen birini, bir günde yeryüzünden silinen bir uygarlığı, bakın bir günde silinmiş, yarı balık, yarı insan veya yarı keçi canlıları nasıl hayal edebilirdik? Arkadaşlar gördüğünüz gibi masallarda olağanüstü, yani gerçek dışı olaylar anlatılıyormuş. A seçeneği de çıkıyor, olağanüstü olayların anlatıldığı. Peki olağanüstü olaylara örnek verelim. Bakın bir insanın gökyüzünü sırtında taşıması mümkün değil. Yine bir günde bir uygarlığın sona ermesi mümkün değil. Yine yarı keçi, yarı insan, yarı balık durumların, olayların anlatılması da söz konusu değil. Bunlar olağanüstü olaylar. Peki arkadaşlar gerçek hayatta olmayan varlıklara yer verilir mi? Masallarda verilir. Az önce saydıklarımın hepsi gerçek hayatta karşılaşamayacağımız durumlar arkadaşlar. O zaman D seçeneği de çıkıyor. Ne kaldı geriye? B seçeneği kaldı. Çocukların gelişiminde önemli rol oynadığı. Doğrudur, masallar çocukların gelişiminde önemli rol oynar ama yukarıdaki metinden bu bilgiyi ben çıkaramıyorum. Cevap Bursa. Beşinci soru, bu parçada söz edilen kişi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir diyor. O çok tehlikeli işlerle uğraşan, kendisine zarar verebilecek bir işin üstüne üstüne giden biridir. Ayrıca kendisine zarar verebilecek ya da kendisi için kötü sonuçlar doğuracak adımlar atmaktadır. Sevgili öğrenciler, burada bir deyimin açıklaması yapılmış. Hangi deyimin açıklaması yapılmış arkadaşlar? Ateşle oynamak deyiminin açıklaması yapılmış. Cevap Ceyhan oluyor. Ateşle oynamak deyiminin anlamı nedir sevgili öğrenciler? Tehlikeli işlerle uğraşmak. Yani şu metinde anlatılan deyim arkadaşlar ateşle uğraşmak. Peki ateşle uğraşmak deyimin anlamı neymiş? Tehlikeli işlerle uğraşmak. Yani şurada ne diyor zaten? Kendisine zarar verebilecek bir işin üstüne üstüne giden biriymiş. Tehlikeli işlerle uğraşıyormuş. Yani kötü sonuçlar doğuracak adımlar atıyormuş. Peki cevap Ceyhan. Dolap çevirmek ne demek sevgili öğrenciler? Hile ve dalavere ile işler yapmak. Kılı kırk yarmak deyimin anlamı incelemektir. Çok titiz bir şekilde incelemektir bir şeyi. Denizli'deki burnundan kıl aldırmamak deyimi de çok güzel bir deyimdir. Kendinden söz söyletmemek ya da kendine söz söyletmemek, çok huysuz ve kibirli olmak anlamlarına gelir. Yani hiçbir şekilde eleştiriyi kabul etmiyor. C cevap oluyor. 6 numaralı soru, aşağıdaki 6 çizgi sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bakın yazımı yanlış olan kelimeyi istiyor bizden. Adana, masadaki her şey sizin için hazırlandı. Şey kelimesi kendisinden önceki kelimeden daima ayrı yazılır. Zaten burada ayrı yazılmış. Bir şey, her şey, hiçbir şey. B bu kalemlerin hiçbiri bana ait değil. Hiçbiri, hiçbir kelimeleri her zaman birleşik yazılır arkadaşlar. Doğru yazılmış. C bu saatte bile birkaç evin ışığı yanıyor. Birkaç kelimesi her zaman birleşik yazılan bir birleşik kelimedir. Yani burada bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Birkaç kelimesi her zaman nasıl yazılıyormuş? Birleşik yazılıyormuş. Unutmuyoruz. O zaman cevap Ceyhan. D çocuklar biraz önce sokakta oynuyorlardı. Biraz kelimesi her zaman birleşik yazılır. Yanlışlık C'de yapılmıştı. 7 numaralı soru, cümlesinde yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Noktalama işaretleriyle ilgili hazırlanmış bir soru ve bilgi istiyor bizden. İsteseymiş bu işi bir günde bitirirmiş. Bakın yay ayraç açmış ve yay ayraç içine ünlem işareti koymuş ama ne yazık ki vakti yokmuş. Yine aynı kullanımı yokmuş kelimesinden sonra da yapmış. Burada arkadaşlar alay anlamı var. Söze alay anlamı kazandırmak için yay ayraç içinde ne yapmış? Ünlem işareti kullanmış. Peki alay edilen durum ne? Küçümseme anlamı da var tabii. Biz o maddeyi nasıl öğretmiştik size? Alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra parantez içinde ünlem işareti getirilir. İsteseymiş bu işi bir günde bitirirmiş. Yani bitiremez demek istiyor. Aslında bir de kinaye yapıyor. Tam tersini kastediyor.
Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Aslında vaktinin bol olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani beceremiyor demek istiyor. Kinaye, alay, küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. 8. soru bu metnin türü. Evet, metin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. İzin verirseniz size ilkbahardan söz açmak istiyorum. Burada yazar karşısında biri varmış gibi konuşmasına başlamış. Bahar sözünün kendine mahsus, kendine has bir çekiciliği var mıdır? Bakınız bir de soru sormuş. Karşısında biri varmış gibi ne yapıyor? Konuşmaya başlıyor. Daha sonra bir de soru soruyor. Soru cümlesi var. Yalnız tabiat için, kırlar için, çiçekler için, ağaçlar için değil, insanlar için de bir bahar, bir ilkbahar düşünülür. İnsanların genç olduğunu anlatmak için ömrünün ilkbaharında derler. Tabii o ömrün bir de sonbaharı vardır ki çiçeklenmenin sonunun geldiğini anlatmak için söylenmiştir. Şimdi arkadaşlar yazar bir konu hakkındaki düşüncelerini öznel cümlelerle karşısında biri varmış gibi sohbet havası içerisinde anlatıyorsa biz o yazı türüne ne diyoruz? Söyleyişi diyoruz. Zaten söyleyişi yazı türünün diğer adı nedir? Sohbettir. Sohbet yazı türünde yazar karşısında biri varmış gibi soru sorar. Yani soru cümleleri sohbet yazı türünde yer alır. Unutmayalım arkadaşlar. Cevap Denizli. Makale olmaz. Makalenin dili nesneldir. Makale bilgi verici metinlerdir arkadaşlar. Burada yazar kişisel düşüncelerini ne yapıyor? Dile getiriyor. Günlük günü gününe yazılan yazılardır. Tarihlerle başlar unutmayalım. Ana hatıra demek geçmişte yaşadığın bir olayı daha sonra yazıyorsan, anlatıyorsan veya geçmişte karşılaştığın, gözlemlediğin bir olayı daha sonra anlatıyorsan o yazı türü ne oluyor? Ana oluyor. Cevap Denizli. Şimdi arkadaşlar burada yazar ilkbahar hakkındaki düşüncelerini nasıl anlatmış? Öznel bir dille anlatmış unutmuyoruz. Bazıları insanların genç olduğunu anlatmak için ömrünün ilkbaharında derler demiş. Ben ömrümün ilkbaharında demem. Bana göre bu öznel bir cümle. Tabii ömrün bir de sonbaharı var ki çiçeklenmenin sonunun geldiğini anlatmak için söylenmiştir. Hayır, bence öbür dünyaya gitmek için bir hazırlık için söylenmiştir. İlla çiçeklenmenin sonu geliyor diye herkes bu düşünceye ne yapmaz? Sahip olmaz arkadaşlar. Yani bu metin öznel bir dille anlatılmış, nesnel cümleler yok. Nesnel cümle olsaydı zaten metnin türü ne olabilirdi? Makale olabilirdi. Bunu da unutmuyoruz. 9. soru paragraf sorusu. Uzun bir soru. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Kağıttan yapılar oluşturmak sanat mı yoksa bir tür mimarlık mı? Eserlerinizi nasıl planlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz? Mimarlık ve tasarım eğitimi almanız kağıttan yapılar oluşturmada size yardımcı oluyor mu? Kağıttan yapılar oluşturmak için özel bir yetenek gerekiyor mu? Kağıtları üst üste dizerek yapılar oluşturmanın doğasında bence sanat var. Bakın sanattan söz etti. Çünkü böylesine bir işi yerine getirmek için sanatsal ve yaratıcı bir enerjiye gereksinimiz var. Oyun kağıtlarından kocaman bir bina yapmak, bence resim yapmak ya da bir müzik aleti çalmak gibi bir şey. Hepsi bir şeyler anlatabilme düşüncesiyle yapılıyor. Aynı zamanda bir tür mimarlık var işin içinde. İnsanlar yaptığım şeyi mimarlık olup olmadığı konusunda farklı düşünceler öne sürüyorlar. Kimileri bu yapıların içinde kimsenin yaşayamayacağı gerekçesiyle bunun mimarlık olmadığını belirtiyor. Ayrıca ortaya çıkan eserler var olan bazı yapıların taklidi ve kalıcı değil. Şimdi kağıttan yapılar yapıyormuş mu? Yapıyormuş. Bunlar sanat mı yoksa mimarlık ürünü mü? Bazıları ne diyormuş? Bunlar mimarlık ürünü diyormuş. Ama burada yazar ben bu yaptıklarıma mimarlık ürünü demiyorum diyor arkadaşlar. Kendi yaptığı bu kağıttan üst üste yaptığı arkadaşlar yapılara ne diyormuş? Sanat diyormuş. O zaman cevap Adana oluyor. Kağıttan yapılar oluşturmak sanat mı yoksa bir tür mimarlık mı? İlk bölümde sanat olduğunu anlatıyor. İkinci bölümde neden mimarlık olmadığını ne yapıyor? Bize anlatmaya çalışıyor. B seçeneğinde eserlerinizi nasıl planlıyorsunuz diye bir soru vardı. Eserlerini nasıl planladığından söz etmedi. Peki tasarlık eğitimi aldığına dair bir bilgi var mıydı? O da yoktu arkadaşlar. Peki özel bir yetenek gerekiyor mu? Bununla ilgili yine bize bilgi vermedi. Cevap Adana. 10. soru bu parçada numaralanmış söz gruplarından hangisi cümleye öznelliği kazandıran bir ifade değildir? Benden nesnel yargılı ifadeyi istiyor. Film tadında bir roman olan Kalpaklıların yazarı Samim Kocagöz. Bakın romanı neye benzetmiş? Filme benzetmiş. Benzetme varsa orada öznellik vardır. O zaman bir numaralı kelime grubu öznel kelime grubu. Zaten film tadında diyor. Bir başkası belgesel tadında diyebilir. Herkese göre aynı yani geçerli bir ifade değil bu. Çocukluğunu milli mücadele yıllarında Söke'de geçirmiştir. Evet Samim Kocagöz
Çocukluğunu nerede arkadaşlar geçirmiş? Söke'de geçirmiş. Peki ne zaman? Milli Mücadele yıllarında, yani Kurtuluş Savaşı döneminde. Bunu ispatlayabilir misin? Yani araştırıp evet Samim Kocagöz çocukluğunu Kurtuluş Savaşı yıllarında geçirmiş diyebilir misin? Diyebilirsin. O zaman 2 numaralı ifade ne oluyor? Nesnel yargılı ifade oluyor. Söke çevresinde gelişen olayları romanın kurgusuna ustaca yerleştiren, bakın şu ustaca ifadesi bu kelime grubuna ne katmış? Öznellik katmış. Bir başkası o kadar ustaca anlatmamış diyebilir. Peki kişiden kişiye değişiyor. Yani öznel bir ifade oluyor 3 numaralı ifade. Kocagöz milli mücadele yıllarını başarılı bir şekilde romanlaştırmıştır diyor. Yine başarılı ifadesi öznellik katmış bu cümleye. Sevgili öğrenciler bir başkası için o kadar başarılı olmayabilir. Milli mücadele dediği unutmayalım Kurtuluş Savaşı yılları oluyor. 1, 3 ve 4 öznel kelimelerden daha doğrusu ifadelerden oluşmuş. 2 numaralı ifade ise arkadaşlar kelime grubu ise nesnel ifadelerden oluşmuş. 11. soru hangisinde ek fiil yoktur diyor. Arkadaşlar bakın yoktur diyor. Üçünde ek fiil var, birinde ek fiil yok. Ek fiilin iki görevi vardı. İsimlere geliyor, isimlere yüklem yapıyordu. Bir de basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiile çeviriyordu. Her zamanki gibi çok üzgündü. Şimdi üzgün isim. Üzgün ismini ek fiilin görülen geçmiş zamanı gelmiş ve üzgün ismini yüklem yapmış. Yani burada ek fiil var arkadaşlar. Dü ek fiilin görülen geçmiş zamanı ve insanları bir arada tutan şey sevgidir. Sevgi ismini ek fiilin geniş zamanı gelmiş ve sevgi ismini yüklem yapmış. Yani B seçeneğinde yine ne var? Ek fiil var. Dir ek fiilin geniş zamanı. C geçen senenin sınav soruları kolaymış. Kolay ismine mış ek fiilin duyulan geçmiş zamanı gelmiş. Kolay ismini yüklem yapmış. Mış ek fiilin duyulan geçmiş zamanı. Demek ki cevap Denizli. Müdür toplantıya geç gelenlere çok kızdı. Burada fiilimiz kızmak. Tamam, kızmak fiiline bakın ek fiil gelmemiş. Burada bir tane kip eki var. Bir tane kip eki varsa bir fiilde o fiil basit zamanlı fiil. Basit zamanlı fiillerde ek fiil olmaz değerli arkadaşlar, unutmuyoruz. Şöyle deseydi, kızmıştı deseydi o zaman ne olacaktı tığ arkadaşlar? Ek fiil olacaktı. Çünkü iki tane zaman eki olunca, kip eki olunca biz o fiile birleşik zamanlı fiil diyoruz. İkincisi ne oluyor? İkincisi ek fiil oluyordu. 12. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep yani neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Dikkat edin. Üçünde var, birinde yok. Denizli başarılı olduğu için ödül kazandı. Ödül kazandı sonuç oluyor. Şu içinden sonraki bölümler her zaman sonuç olur. Ödül kazanmasının sebebi nedir? Başarılı olduğu için. Bakınız arkadaşlar bu bölüm sebep oluyor. Yani neden oluyor? Cümlenin ortasında dığı için, duğu için fark etmez. Dığından ifadeleri varsa orada sebep sonuç cümlesi vardır. C kardeşini üzdüğüne pişman oldu. Şimdi burada dığı için yok, dığından da yok. Ne yapacaksınız? Siz dığı içine çevireceksiniz yine. Sonuçta pişman olmuş. Pişman olmasının sebebi nedir? Kardeşini üzdüğü için. Bakın yine ne oldu kardeşini üzdüğüne ifadesi? Değerli arkadaşlar sebep oldu. O zaman C ve D'de neden sonuç cümlesi var. B işe geç geldiğinden ceza verdiler. Bakın sonuçta ceza vermişler. Ceza vermelerinin sebebi nedir? Nedeni nedir? İşe geç geldiğinden yani geldiği için şuraya kadar olan bölüm yine ne oluyor arkadaşlar? Sebep oluyor. B'de de var sebep sonuç cümlesi. Demek ki cevap Adana'ymış. Gezdiği yerleri tanıtmak için yazıyı aktardı. Sonuçta ne yaptı? Yazıyı aktardı. Bakın sorum amacı nedir? Yazıyı aktarmasının amacı nedir? Gezdiği yerleri tanıtmak için. Bu kısım ne oluyor içine kadar amaç oluyor sevgili öğrenciler. Cevap Adana amaç sonuç cümlelerinde mak için amacıyla ifadesi olur unutmayalım. Neden sonuç cümlelerinde dığ için dığından ifadeleri olur. 13. soru bu metnin dil ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3'ü söylenir bir tanesi söylenemez. Olumsuz soru kökü var burada unutmayalım. Mez olumsuzluk eki fiillere gelerek fiilleri olumsuz yapar. A deyimlerden yararlanılmıştır. B. Varlıklar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. C. Kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmiştir. D. Anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmıştır. 10 metre kadar ötemizde harika bir ev duruyordu. Şimdi harika kelimesi burada yorum yapmıştır cümleye. Daha doğrusu evi yorumlamış. Eve kendi kişisel düşüncesini, yorumunu katmış. Görünüşünü yorumlamış evin. Benim için o kadar ev harika olmayabilir. Bu harika kelimesi kişiden kişiye değişir. O zaman kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmiş. Yani öznel cümlelere yer verilmiş. Benim için ev o kadar harika olmayabilir. Sıradan bir ev olabilir. Peki devam edelim. Bu belki de adada o ana kadar gördüğümüz en büyük evdi. Bakın bu gördüğü evle diğer evlerini yapmış. Adadaki diğer evleri karşılaştırmış. Hangi yönden karşılaştırmış? Büyüklük yönünden karşılaştırmış. Zaten bir cümlede en miktar zarfı varsa orada karşılaştırma anlamı var.
varlıklar arasında karşılaştırma yapılmış. Varlık dediği ev oluyor sevgili öğrenciler. Ne kaldı geriye? Deyim kaldı. Bir de anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmış kaldı. Bakınız arkadaşlar, şu ilk cümleyi tekrar okumakta fayda var. 10 metre kadar ötemizde harika bir ev duruyordu. Bu belki de adada o ana kadar gördüğümüz. Bakın bu yazıyı, daha doğrusu bu metni kim anlatıyor? Bu yazıyı kaleme alan anlatıyor arkadaşlar. Biz de olsa birinci kişi ağzı oluyor. Biz tamam birinci çoğul kişi ama sonuçta olayın içinde burada yazar. Gördüğünü ne yapıyor? Kendi ağzıyla anlatıyor. O zaman anlatımın üçüncü kişinin ağzından yapıldığı ifadesi yanlış oluyor arkadaşlar. Cevap Denizli. Peki deyim nerede? Deyim şurada arkadaşlar. Ağacın altı ağaçtan kapı dışarı edilmiş meyvelerle doluydu. Kapı dışarı etmek bir deyimdir. Kovmak anlamına gelir arkadaşlar. Dışarıya atmak anlamlarına gelir. Cevap Denizli. A'da bakın deyimlerden yararlanılmıştır diyor. Bu da doğru. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin konuşma anından önce yapıldığı anlamı vardır? Yani eylem geçmişte yapılmış bitmiş. Sen bunu daha sonra ne yapıyorsun? Anlatıyorsun. Hangi iki zaman gelecek aklınıza? Duyulan geçmiş zamanmış, görülen geçmiş zaman değil. Hemen bakalım arkadaşlar. Muhtemelen görülen geçmiş zamanı kastediyor. İstersen bu sorunun üstesinden gelirsin. Fiilimiz gelirsin. Çekimli fiilimiz. Gelmek fiil kök. İr arkadaşlar geniş zaman eki. Geniş zamanda iş her zaman yapılıyor biliyorsunuz. A seçeneği olmuyor. B vücudundan umulmaz bir çeviklikle yerinden kalktı. Kalktı çekimli fiil sevgili öğrenciler. Peki tı burada görülen geçmiş zaman eki. Kalkma işi ne olmuş arkadaşlar? Bitmiş. Biz görülen geçmiş zamanı nasıl anlatmıştık? Eylem konuşma anından önce yapılıyorsa ve sen eylemin yapıldığını görmüşsen hangi zaman o arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman. O zaman cevap ne oluyor? Bursa oluyor. Yerinden kalkmış, bunu daha sonra ne yapıyor? Anlatıyor. C. Bu tablonun satışından elimize bir miktar para geçecek. Burada fiilimiz geçecek, çekimli fiil. Ecek acak gelecek zaman. Gelecek zamanda önce söylüyorsun, eylemi daha sonra gerçekleştiriyorsun. Yani görülen geçmiş zamanın tam tersi. D. Eşyaların yerini değiştirme konusunda bir de onun fikrini alalım. Burada almak fiil kök. E. A. istek gibi arkadaşlar. Burada zaman anlamı yok. Ne anlamı var? İstek anlamı var. Cevap Bursa. 15 numaralı soru. Aşağıdakilerin hangisi bu cümle ile anlamca aynıdır diyor arkadaşlar. Kaptanı usta olmayan bir gemiye her rüzgar kötü gelirmiş. Yani bilgisi olmayan, işi hakkında bilgisi, deneyimi, tecrübesi olmayan kişiye en ufak bir olumsuzluk zarar verilmiş arkadaşlar. Bakalım Adana ne demiş? Rüzgar her zaman aynı yönde esmez. Bu bazen iyi günlerimiz, bazen kötü günlerimiz olur anlamına gelen bir söz. B. Usta bir kaptan gemisini düze çıkarır. Burada arkadaşlar usta bir kaptanın ne yapması gerektiğini bize anlatıyor. Usta bir kaptanın özelliğinden söz ediyor. Gemisini düze çıkarıyormuş. Yani gemisi zarar görmüyormuş. C. Bir konuda bilgisi olmayan, evet bir konuda bilgisi olmayan, yani bir konuda usta olmayan bir insan rüzgarda savrulan yapraklara benzer, nereye gideceğini bilemez. Nasıl rüzgarda yaprak sağa sola savruluyorsa, nereye gideceğini bilmiyorsa arkadaşlar, usta olmayan bir kaptan da sağdan soldan gelen rüzgarın etkisiyle ne yapar arkadaşlar? Nereye gideceğini şaşırır, amacına ulaşamaz. O zaman C seçeneği ile yukarıdaki cümle hemen hemen aynı anlama geliyor. Denizli insan ne kadar uğraşsa da yaşamın akışını değiştiremez. Burada kaderine razı ol anlamına gelen bir söz kullanılmış. 16. soru. Parçada Sait Faik'in verdiği yanıttan, cevaptan onun hangi özelliği çıkarılabilir? Sait Faik hikayeci olmasaydınız ne olmayı düşünürdünüz şeklindeki bir soruya şöyle cevap vermiş. Kahveci. Deniz kenarında sessiz bir kahvem olsun. Oraya kim bilir ne çeşitli insanlar gelip gidecek. Ben onları tanıyacak ve seveceğim. Anlaşılan o ki Sait Faik insanlarla beraber olmaktan hoşlanıyor. İnsanları seviyor. Bu durum onun insancılığını, yani insan sevgisini gösteriyor. Cevap Bursa oluyor. Doğayı, tabiatı sevdiğine dair yukarıda bir bilgi geçmedi. Yine Sait Faik'in karamsar olduğuna dair yukarıda bir bilgi geçmiyor. Yine kaygısız, endişesiz, tasasız olduğuna dair yukarıdan bir sonuç çıkmıyor arkadaşlar. Cevap Bursa. 17 numaralı soru. Bu parçanın ana düşüncesi, ana fikri hangisidir diyor. Metinden çıkardığımız sonucu istiyor bizden. Bir insanı bağışlamak büyük bir özgürlüktür. İçinde kim biriktiren insan, sırtında bir çuval yük taşıyan kimseye benzer. Bu insanın özgürlüğü taşıdığı yükün etkisiyle kısıtlanmıştır. Yani kin taşıyan insan özgür değil demek istiyor. Fakat yükünü atan, yani içindeki kin ve intikam duygusunu yenebilen kişi özgür insandır diyor. Peki kin taşıyan insan özgür değil, kin taşımayan insan, yani karşısındaki insana kin beslemeyen insan ise özgür insanmış.
Bu anlamda bir cümle arayacağım. Adana, kin insanı kendisine tutsak eden bir duygudur. Doğrudur arkadaşlar. Kin duygusu yaşıyorsan, taşıyorsan kendine ne yaparsın? Kendini esir edersin. Tutsak, yani özgür olamıyor musun? Kin duygusuna sahipsen, o zaman cevap Adana'ymış arkadaşlar. İntikam duygusu insanı toplumdan uzaklaştırır. Burada toplumdan söz etti. Yukarıda toplumdan söz etmedi. Özgür insan başkalarına her zaman hoşgörüyle yaklaşır. Tamam, hoşgörüyle yaklaşır ama yukarıdaki parçadan bunu çıkaramıyorum. İnsan kin duygusundan hiçbir zaman kurtulamaz. Şimdi arkadaşlar, burada da kin duygusundan kurtulamazsın demek istiyor. Yukarıda tam tersinden söz ediyor. O zaman B, C ve D olamıyor. Demek ki kin duygusu insanı kendisine esir ediyor. Tutsak ediyor. Yani sen özgür olamıyorsun. Cevap Adana. 18. soru. Bu parçada aşağıdaki hikaye ögelerinden, unsurlarından hangisi yoktur diyor. 4 tane ögesi var hikayenin. Olay, yer, mekan, şahıs dediği kişi, kahraman ve zaman. Şimdi arkadaşlar, bir metin varsa mutlaka o metinde olay vardır. Olaysız hikaye olmaz. O zaman B'yi artı koyalım. Kemal ablasının karşısına bir minder çekip oturdu. Kişiler var, kahramanlar. Kemal ve abla. O zaman şahısa artı koyalım. Kedisi kucağındaydı. Bakın, varlık da var. Yerine iyice yerleşti. Odaya sobanın üstündeki kestanelerin kokusu yayılmıştı. Bakın, olayın geçtiği yer neresi? Oda. Yani yer de var. O zaman ne kaldı geriye? Zaman. Demek ki yukarıdaki paragrafta olayın geçtiği zaman belirtilmemiş. Ablası o güzel sesiyle elindeki kitabı okumaya başladı. Bakınız arkadaşlar, ablasının Kemal'e kitap okuması olay oluyor. Cevap Ceyhan. 19 numaralı soru. Bu dizelerde yer alan söz sanatının açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Kara Toprak adlı şiirinden alınmış bir dörtlük var. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Bakın, insanın sadık olma özelliği, sevgili olma özelliği niye yüklenmiş? Toprağa verilmiş, yüklenmiş. Yani kişileştirme söz sanatı var arkadaşlar. Yine insanın gülme özelliği toprağa yüklenmiş, verilmiş. Adana, insan dışındaki canlı ya da cansız varlıklara insana ait özellikleri verilerek kişileştirme sanatı yapılmıştır. Doğru arkadaşlar, cevap Adana. Diğerleri neden doğru olmuyor bakalım. Aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiyle benzetme sanatı yapılmıştır diyor. Benzetme sanatı yok arkadaşlar. Kişileştirme sanatı var. C. Anlamı güçlendirmek için karşıt sözcüklerden yararlanılmıştır diyor. Tezat sanatı vardır diyor. Zıt anlamlı sözcükler de yok yukarıda arkadaşlar. D. Bir varlığın, olayın ya da durumun olduğundan küçük, daha veya daha büyük gösterilerek abartma sanatı yapılmıştır diyor. Yukarıda herhangi bir abartma sanatı da yapılmamış. Cevap Adana. Sevgili öğrenciler, tekrar testimizin son sorusuna geldim. 20. soru. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerin hangisinde ki'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Ki'nin yazımı önemli. D'nin yazımı da önemli arkadaşlar. Bunlar sınavlarda çıkıyor. Türkçede 3 farklı ki vardır demiş. Şurada bilgi vermiş 3 farklı ki hakkında. Bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılırmış. Örnek de vermiş. Bir baktım ki bana doğru geliyor. Bağlaç olan ki'yi cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamı bozulmaz. Bir baktım bana doğru geliyor. Şimdi arkadaşlar, burada bağlaç iki cümleyi birbirine bağlamış. Unutmayalım. Baktım yüklem, geliyor yüklem. Yüklem demek cümle demek. İki tane yüklem olduğu için iki tane cümle oluyor. Bu iki cümleyi ki bağlacı bağlamış. İki sıfat olan ki her zaman eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve öndeki ismi işaret eder. Örneğin evdeki hesap. Bakın, sıfat yapan ki var burada. Hesap burada ne isim arkadaşlar? Biz buna şu ki'ye sıfat yapan ki diyoruz. Arkadaşlar, ki isimden sonra gelince ektir, bileşik yazılır, unutmayalım. Fiilden sonra gelince bağlaştır, ayrı yazılır. Bir de ilgi zamiri ki varmış. Eklendiği isme bitişik yazılırmış. Bir ismin yerini kullanılıyormuş. Biz buna aitlik zamiri de diyormuşuz. Örnek vermiş. Kardeşimin ki henüz gelmedi. Şimdi kardeşimin ki derken kardeşimin arabası olabilir, evi olabilir, kitabı olur. İşte ev, kitap, araba isminin yerine ki ilgi zamiri kullanılmış arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım, hangisinde yanlışlık yapılmış bakalım. Adana, evdeki kitapları yarın getir inceleyelim. Değerli öğrenci arkadaşlarım, buradaki ki ektir, sıfat yapan ki'dir. İsme bileşik yazılması gerekiyor. Ev ismine bileşik yazılması gerekiyor. Kitap isim, evdeki kitap. Bakın, zaten isimden sonra gelince ki nedir? Ektir, isme bileşik yazılır. O zaman cevap Adana arkadaşlar. Şimdi cümleden çıkaralım. Eğer bu bağlaşsa anlam bozulmaz. Evde kitapları yarın getir inceleyelim. Olmadı arkadaşlar, anlam bozuldu. Cevap Adana. Ki burada sıfat yapan ki,
isme, ev ismine birleşik yazılması gerekir. Diğerlerini tabii ki açıklayacağım. B'ye yanlış yaptığını bilsin ki doğrusunu öğrensin ki bağlaştır arkadaşlar. İki cümleyi birbirine bağlamış. Bilsin yüklem, öğrensin yüklem. Yüklem demek cümle demek. Yüklem sayısı demek, cümle sayısı demek. Hemen çıkaralım cümleden. Anlam bakalım bozulacak mı, bozulmayacak mı? Yanlış yaptığını bilsin, doğrusunu öğrensin. Bakın cümleden çıkardım. Bağlaç olan ki'yi çıkardığınızda cümlenin anlamı bozulmaz. Ki anlam bozulmadı. Yine bakın bilmek fiil. Fiilden sonra gelince ki ayrı yazılıyor. Bağlaçtı, unutmayalım. B doğru oldu. C senin proje ödevin harika. Ama benimki güzel olmadı. Şimdi burada arkadaşlar ki ilgi zamiri ki. Yani ki ilgi zamiri burada bir ismin yerine kullanılmış. Benim ödevim demek istiyor. Ödev isminin yerine kullanılmış. Biz buna ne diyoruz? İlgi zamiri ki diyoruz. Bu da isme nasıl yazılır? Birleşik yazılır arkadaşlar. C de doğru. D. Git ki gökyüzü arkandan ağlasın. Bakın ki bağlaç yine burada. Bir de fiilden sonra gelmiş. Bakın gitmek fiil. Çıkaralım anlam bozulmayacak. Git gökyüzü arkandan ağlasın. Bağlaç olan ki fiilden sonra gelince ayrı yazılır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar böylece ne yaptık? 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem konu tekrarı testimizin sonuna geldim. Detaylı bir şekilde çözmeye çalıştım arkadaşlar. Bu sorular çok güzel sorular. Bakın hemen hemen her konuya bu 20 soruda yer verdim sevgili öğrenciler. Videoyu sürekli dinlemenizi, izlemenizi, tekrar tekrar izlemenizi öneririm. Sizin için 1. dönem için arkadaşlar bir tekrar videosu olmuş oldu. Hepinize başarılar diliyorum.